Çin'in ağır insan hakları ihlallerinden sadece biri olan zorunlu işçilik uygulaması adı altında 500.000 Uygur köle işçi olarak çalıştırılıyor. Belçika Uygur Derneği üyesi aktivist ve senarist Esma Gün, Uygur Türklerinin zorunlu işçiliğine ses çıkarmayıp buradaki insan hakkı ihlalini görmezden gelerek üzerinden fayda sağlayan markalara boykot çağrısında bulunmak için farkındalık kampanyası başlattı. Gün, markaların dergi çekimlerini yeni bir boyuta taşıyarak çekilen fotoğraflarda toplama kampında yapıldı. %100 Uygur malıdır. Kısırlaştırılmış bir Uygur kadın tarafından üretildiği ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti. Gün, farkındalık kampanyasına dair fotoğraflarına 2 gün önce kişisel sosyal medya hesabından yer verdi. Gün, kampanyanın amacını "ben kendi başıma fark oluşturamam" demeyin. 1000 kişi alışkanlıklarında küçük bir değişiklik yapsa ne büyük farklar oluşturabileceğimizi düşünebiliyor musunuz? Her şey küçük adımlarla başlıyor. Hep birlikte belki bu zulme son verebiliriz ifadeleriyle özetledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde iddiaya göre Kızılçin'in işgal ettiği Kaşgar'da bir okulda Çinli bir öğretmenin Uygur Türk'ü bir öğrenciye uyguladığı şiddet ortaya çıktı. Uygur Türk'üne kendi ana dilini konuşmasının ardından "ne dedin sen, az önce ne dedin" diyerek şiddet uygulandı. İşte o görüntüler. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün nerede ve nasıl hayvanlardan insanlara geçtiğini araştırmak üzere Çin'e heyet göndereceğini açıklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanı virüsün dünyanın farklı ülkelerinde aynı anda ortaya çıktığını iddia etti. Sputnik'te yer alan habere göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunarak virüsün dünyanın farklı ülkelerinde aynı anda ortaya çıktığını ve sadece ilk bildirilen ülkenin Çin olduğunu belirtti. Wang, Xinhua Ajansı'nda ve Çin Merkez Televizyonu'nda yayınlanan açıklaması aslında zamana karşı yarıştık ve vakaları dünyaya bildiren ilk ülke olduk. Sayıları giderek artan araştırmalar pandeminin muhtemelen dünyanın birçok yerinde ortaya çıkan ayrı ayrı salgınlardan kaynaklandığını gösteriyor ifadelerini kullandı. Geçen hafta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger virüsün arkasında Çin hükümetinin Wuhan'daki laboratuvarlarının olduğuna dair kanıtlar giderek artıyor. Kayıtlar salgının Çin'deki hayvan pazarından çıktığına dair iddiaların da gerçek olmadığını gösteriyor açıklamasında bulunmuştu. Çin New York borsasında işlem gören telekomünikasyon şirketlerinin liste dışı bırakılması halinde karşı tedbirlere başvuracağı uyarısında bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı yayınladığı açıklamada New York borsasının China Telecom, China Mobile ve China Unicom şirketlerinin borsa işlemlerini 7-11 Aralık arasında sonlandırma kararına tepki gösterdi. Telekomünikasyon şirketlerinin Çin ordusuyla bağlantılı oldukları ileri sürülerek borsadan çıkarılmasının haksız olduğunun vurgulandığı açıklamada ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle Çinli şirketleri komünist Çin askeri şirketleri diye kategorize etmesini reddediyoruz. Çin şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken karşı tedbirleri alacağız ifadeleri yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump 12 Kasım'da yayınladığı başkanlık kararnamesinde ABD hükümetinin Çin ordusunun sahip olduğu veya kontrol ettiğini belirlediği şirketlerin hisselerinin ülke borsalarında işlem görmesini yasaklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı dikkat çeken bir karar aldı. İran'ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için bölgeden çekeceğini açıkladığı USS Nimitz uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar verildi. ABD Savunma Bakanı vekilinin yaptığı yazılı açıklamada uçak gemisinin kendi görev yerinde kalmasına karar verdikleri duyuruldu. ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta ölüm yıl dönümünde İran'ın bölgedeki kuvvetlerine saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı bir süredir önlem alıyordu.